Kocaeli'den, Derince'den hepinize mutlu akşamlar değerli izleyenler. Eskişehirspor'un TFF 3. lig serüveni başlıyor. Rakip belediye Derince Spor STB olarak bu karşılaşma öncesi sizlerle birlikteyiz. Kocaeli Derince'de yoğun bir yağmur altında oynanacak karşılaşma. Bu saate kadar bayağı bir ıslandık diyebiliriz. Şemsiyeyle yayınımızı devam ettirmek zorundayız. Çünkü hiçbir kapalı yer yok belediye ilçe stadyumunda. Aytaç Ersoy ile birlikte yayınımıza devam edeceğiz. Aytaç merhaba. Merhaba. Bugün böyle bir yayın yapmak zorundayız. Evet. Bayağı bir yağmur da yağıyor. Çok iyi olur. Neler düşünüyorsun ilk karşılaşma? Öncelikle hayırlı olsun yeni sezon hepimize. Eskişehirspor camiasına, basınla, yönetim kuruluna, teknik heyete hayırlı olsun. Bir cendere bu. Geçim sezonun sonlarında da söyledik. Buradan gemiyi kıyıya iyi yanaştırmak gerekiyor. Bu da kümede kalıp takımın profesyonellikte devam etmesi demek. Takım geçmiş sezonlara bakarsak en azından şu hazırlık sürecini daha sağlıklı geçirdi diyebiliriz. 20 Temmuz'da tesislerde toplandı. Teknik heyet belliydi. Yaklaşık 46 günlük bir hazırlık süreci yaşandı. Afyon kampı vardı. Afyon kampında 5 hazırlık maçı. Yani son yıllarda düzensizlik hakimdi genelde sezon başlarında ama bu sezon en azından daha düzenli. Sezona hazırlanan bir Eskişehirspor izledik. Teknik heyet tabii 46 gün geçti ama takımı tanımak açısından hocaya, Cüneyt Hoca'ya da sorduğumuzda tam anlamıyla tanıdığımı söyleyemem dedi. Buna kendisinde biraz zaman ihtiyacı olduğunu belirtti. Bugün de tabii rakip de kapalı kutu. Eskişehirspor da kapalı kutu sezon öncesi. Diğer rakipler olduğu gibi, 3. diğer rakipler olduğu gibi Eskişehirspor'un da kapalı kutu. Yani bir şeyler öngörüde bulunabilmek için hem Eskişehirspor'u görmek lazım, hem ligin dengesini az çok görmek lazım, rakipleri görmek lazım. Ama Eskişehirspor ana hedefi hem yönetim kurulunun, hem teknik heyetin, hem de futbolcuların ana hedefi bu takımı kümede tutmak. Bunu başarabilecek potansiyel tabii ki de var bu şehirde. Yani bu şehir 3. ligden de düşecek bir noktayı hak etmeyen bir şehir. Umarız futbolcu grubu geçen sezonki performansların üzerine umarız çıkarlar. Bu çok önemli. Yani bazı isimler vardı üzerine koydu, bazı isimler geriledi. Ama daha ileriye, daha öne doğru giden bir Eskişehirspor izlemek istiyoruz biz. Daha çok bireysel anlamda yeteneklerini daha çok gösteren, özellikle sorumluluk almaktan kaçmayan bir futbolcu grubu bu sezon boyunca ihtiyacımız olan grup. İlk 11'ler belli olmuş değerli izleyenler. Eskişehirspor'un ilk 11'ini takdim etmek istiyorum. Efehan kaptan bugün kaleyi koruyacak. Eray, Bartu, Arda ve Muhammed dörtlüsünü izleyeceğiz. Orta alanda Metehan, Kaan, Utku, Onur Bayramoğlu, Berkay görev yapacak ve forvet olarak da Onur Arı bugün ilk 11'de, teknik direktör Cüneyt Biçer'in ilk 11'i. Şimdi Cüneyt Hoca iki sistemde izledik. İlk iki hazırlık maçında 4-3-3 sistemini denedi takımda. Son 3 maçında da savunmada 3 stoper, 2 bek, yani 5-4-1 sistemiyle izledik. Bugün de 5-4-1'e yakın bir diziliş, ilk 11 görüyoruz ama dizilişi maça geçince görmek lazım. Diziliş bazen yanıltabilir isim olarak baktığımız zaman. Ama sanki 5-4-1 izleyecek gibi duruyoruz. Şimdi Eskişehirspor geriden pasla çıkmaya çalıştı hazırlık maçlarında. Zaman zaman bunun defolarını gördük. Futbolcuların zaten pas oyununda bir futbolcunun varsa bu anlamdaki defosu çok rahat ortaya çıkar. Bazı futbolcularda bunu gördük ama bunu düzeltmeye çalışan da bir ekip vardı. Yani umarız lige iyi başlarız. Lige iyi başlamak çok önemli Ahmet. Bugün de deplasman yasağı yaklaşık 2,5 yıl, yani 906 gün sonra Eskişehirspor Türk taraftarları deplasman tribününde. En son deplasman tribününe geldiklerinde takım 1. ligdeydi. Bugün 3. ligde. Osmanlı'da Ankara maçıydı. Ankara Spor maçıydı. 1. ligin 27. haftasında 2 sezon önce. O günden bugüne kadar ilk defa taraftar da burada. Yaklaşık kapasite 80 kişi denildi ama Eskişehirspor taraftarlarının Derince tarafından da oradan da bilet alıp oraya da girdiğini öğrendik. Onların da bu konuda hiçbir itirazı veya bir duruş, sert bir duruşu olmamış. Onlar da misafirperverlik anlamında iyi bir örnek sergilemiş. Bugün 300'e yakın Eskişehirspor taraftarı var. Zaten ses olarak da ağırlıklı Eskişehirspor tribünleri. Yani iyi bir başlangıç çok önemli. Taraftar burada. Futbolcular hazır. Teknik heyet istiyor. Yönetim kurulu istiyor. Şehirde bir sonraki maçta Konya maçı içeride olacak. Buradan güzel dönüp o sinerjiyi orada devam ettirmek ve lige çok iyi başlamak umarız bizim de bir basın mensubu olarak en büyük isteğimiz. Evet değerli izleyenler, Derince'de yoğun bir yağmur var, sağanak var. Yayınımızı burada noktalayalım yavaş yavaş. Aytaç Ersoy ile birlikte tabii Eskişehirspor yönetimini de yayına almak istedik ama burada aşırı bir yağmur vardı ve Eskişehirspor yöneticileri de şu an tabii TFF yetkilileri stadyumu göstermek
göstermememizi söylediler. Tribünlere sığındılar, kapalı alanlara sığındılar. Yağmur altında Derince Spor karşılaşması oynanacak gibi görünüyor. Maçın başlamasına 15 dakikalık bir süre var. Tabii Eskişehir Spor'un bu sezonki hedefinden bahsedelim Aytaç. Bu sezon hedefimiz gerçekçi olalım, kümede kalmak olacak. Kesinlikle öyle. Yani bunu her seferinde biz de üzerine basa basa söyledik. Söylemeye de çalıştık programlarımıza, yazılarımıza, gazetelerimize, yazdıklarımızda. Geçtiğimiz sezon ikincilikte 25 puan topladı bu takım ve küme düştü. Bir sezonda küme düşme baremi ortalama 35 puan bandında. Evet. Bu takım aynı takım. Buğra Çağlayan ayrıldı. Sezgin Coşkun futbolu bıraktı. Kaleci Cengiz Alköseğer transfer oldu. Bakıyorsun da Yunus Emre Alagöz'de altyapıdan A takıma çıktı. Aynı kadro %95 anlamında aynı kadroyla devam edecek. Yani bu takım geçen sezon 25 puan, bir üst ligde 25 puan toplayan takım basit bir matematikte bir alt ligde 35 puan niye toplamasın diyor insan. Biz böyle bu şekilde bakmak istiyoruz. Bu takımın bunu başarabilecek o kıvama gelebileceğine inanıyorum ben. İşçilik gerekiyordu bu kadroya. Cüneyt Hoca bu anlamda hakikaten iyi çalıştığını gözlemledik antrenmanlarda olsun. Takıma sürekli, önce takımın boyunu kısaltacağım ben dedi. Çünkü bu takımın geniş alanda oynayacak potansiyelde olmadığını gördü hoca. Geçtiğimiz sezonun maçlarını yine SCV aracılığıyla izledi. 25'e yakın maç izledi ve ilk hamleyi buraya yaptı. Takım birbirine yakın oynayacak dedi. Biz kompakt bir takım olmak istiyoruz dedi. Bu hamlelerini de bu doğrultuda yaptı. Oyun boyu olsun, koridorlar olsun kısaltarak birbirine daha yakın oynaması anlamında hamlelerini yaptı. Umarız bunun yansımalarını görürüz. Hazırlık maçlarında kötü bir Eskişehirspor yoktu. Ama hazırlık maçı, rakiplerin hangi kadrolarla çıktığına çok emin değildik. Yani en iyi şey ligde. Yani hocanın da geçtiğimiz basın toplantısında söylediği gibi yalanlar değil de artık gerçekler başlıyor. Gerçek burası. Gerçek ligin ilk maçı, ilk resmi maç. Bugün göreceğiz takımı. Ama çok karamsar olmamak lazım. Özellikle iç sahada bu takım 17 maç yapacak. Yani 17 maçın yarısını kazanabilir. Kazanamayacak değil. Yani bu taraftar gücüyle, taraftarın vereceği sinerjiyle bu takım kümede kalamayacak bir takım değil. Çok teşekkür ederim Aytaç. Teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, kameraman arkadaşımız Mustafa Dizman, Aytaç Ersoy ve ben Ahmet Deniz Can Uruç. Derince Belediye Eskişehir Spor karşılaşması öncesi sizlerle birlikte olduk. Mücadele saat 17'de başlayacak. Maçın hemen ardından tekrar yeni gelişmelerle sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.